Sevgili seyirciler, Volkswagen Amarok modelini 2010 yılında tek ve çift kabin olarak pazara sunmuştu ve o günden bu yana da oldukça fazla ilgi gördü. Bu sene ise Nisan ayından itibaren Canyon ya da Türkçe adıyla Canyon modelini piyasaya sürdü. Canyon modeli Amarok modeline göre biraz daha fazla süslü, biraz daha fazla donanımlı. Zaten araca bakar bakmaz aradaki farkları, yani normal bir Amarok'tan olan farkları görmeye başlıyorsunuz. Özellikle çarpıcı bir rengi var. Tarçın rengiyle ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bunun dışında tabii ki sadece renk değil, aynı zamanda iç trimlerde de farklılıklar var. Özellikle görüyorsunuz emniyet kemerinin iki tarafında da yine bu tarçın rengi kullanılmış ve bu çift şerit emniyet kemerlerinin bile daha şık durmasını sağlamış. Bu çerçeveler havalandırma kanallarının etrafında da mevcut. Dolayısıyla araç farklılaşmaya başlıyor diğer Amarok modellerinden. Daha şık, biraz daha sosyetik duruyor diyebilirim aslında. Biraz daha gösterişli duruyor diyebiliriz. Aracımızda 8 litre otomatik şanzıman var. Donanım paketine bakacak olursak pick-up'tan ziyade otomobile yaklaşan donanım öğelerinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Amarok aslında %100 arazi amacında kullanmak isteyenlerden ziyade bu aracı hem arazide hem de şehir içinde kullanıp biraz da gösterişli bir pick-up kullanayım diyenler için ideal araçlardan bir tanesi bence. Araçta kullanılan yeni donanım ve aksesuarlar aracın iddiasını biraz daha fazla ortaya koyuyor. Özellikle Canyon, daha doğrusu Türkçe olarak isterseniz size anlatayım. Canyon, koltuk kumaşı, ısıtmalı sürücü koltuğu ve yolcu koltuğu gibi özellikleriyle konfora da biraz daha özellik verdiğini gösteriyor. Canyon'da gövde rengi, yan aynalar da yine şık duran unsurlardan sevgili seyirciler. Ve siyah basamaklar çok güzel bir kontrast oluşturmuş. Araçta tarçın rengi ve siyah kontrastıyla farklı bir görsellik elde edilmiş. Ayrıca ön sis farları, karartılmış arka farlar ve Canyon'a özel 17 inçlik jantlar bulunuyor. Alüminyum ulaşım jantlar da aracın biraz daha sportif gözükmesini sağlıyor. Amarok Canyon sürekli 4 tekerlekten çekiş özelliğiyle Volkswagen'in bir turbo motoruna sahip, dizel motoruna sahip ve oldukça verimli bir motor bu sevgili seyirciler. 2 litrelik Common Rail Turbo motor 180 beygir güç üretiyor. Bu motor gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor. Şanzımanın vites geçişlerine baktığımızda gerçekten çok rahat olduğunu ve hissedilmediğini söyleyebilirim. 2 litrelik dizel bir makine var kaputun altında. Buna rağmen yine bir pick-up'la kıyaslarsak, tabii ki kendi segmentiyle kıyaslarsak, yine sessiz bir yapıya sahip olduğunu da belirtmek lazım. Dolayısıyla bu aracı kullanırken şehir içinde ve şehir dışında fazla zorlanmıyorsunuz. Yani o pick-up'ın rahatsız edici öğeleri Canyon'da azaltılmış. Aracın direksiyonuna baktığımızda 3 kollu direksiyon simidi Volkswagen ailesinden tanıdık. Üzerindeki kumanda düğmelerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki dikişler de yine aracın şık durmasını sağlamış. Göstergelere baktığımızda yine Volkswagen ailesinin tanıdık öğeleri burada da yerini almış. Sol tarafta devir saati, onun içinde hararet göstergesi. Sağ tarafta hız göstergesi ve onun içinde de yakıt tankının göstergesi yerleştirilmiş. Orta bölümdeki yol bilgisayarından araçla ilgili bilgilere ulaşmanız mümkün. Bunu da yine direksiyon üzerindeki bu tuşlar yardımıyla rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Orta bölüme baktığımızda ise 2 adet yuvarlak havalandırma kanalı var. Etrafları turuncu olarak süslenmiş ve orta bölümde müzik sistemi konumlandırılmış. Bunun üzerinde park sensörü ve arkaya bir lamba koyarsanız kabinin içini, yani arkadaki kasanın içini aydınlatmak için bu lambayı buradan yakabiliyorsunuz. Alt bölüme baktığımızda çift bölgeli klimayı görüyoruz. Onun altında yine geniş bir saklama gözü var. Buraya telefonunuzu, anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Biraz daha geri geldiğimizde otomatik şanzımanımızı görüyoruz. Sol tarafında koltuk ısıtma mevcut. Hem sürücü hem yolcu için sağ ve sola yerleştirilmiş bunlar.
Onun arkasında ESP off tuşunu görüyoruz, ancak bir pick-up kullanıyorsanız bence en son yapmanız gereken şeylerden bir tanesi ESP tuşunu off konuma getirmek. Vites kolunun hemen sol tarafında en arkada off-road tuşu var. Bu tuşa bastığınızda aracın arazi kabiliyetinde bir gelişme olduğunu görüyorsunuz tabii ki. Engebeli arazide inerken araç hem eğim inişte size kolaylık sağlıyor, vites geçişlerini ona göre ayarlıyor. Ancak bu aracı ne kadar arazide kullanırsınız onu da açıkçası bilmiyorum. Gerçekten çok şık bir rengi var ve böyle bir aracın arazide zarar görmesini ister misiniz, istemez misiniz? Onu da size bırakıyorum artık, tercihinize. Aracın süspansiyonlarına bakacak olursak, süspansiyonlar konfor anlamında sürücü ve yolcularını yormuyor. Çok fazla zıplamaları aracın içinde hissetmiyorsunuz. Ve viraj giriş çıkışlarında o klasik pick-up'lara nazaran biraz daha iyi bir yol tutuş sergiliyor. 2 litre BTDI motor 180 beygir güç üretiyor sevgili seyirciler. 6 ileri manuel şanzımanlı bunu alırsanız 1500-2000 devir dakika arasında 400 Nm'lik tork değerine sahip. Eğer 8 ileri otomatik şanzımanlı alırsanız o zaman da 1750 devir dakikadan sonra 420 Nm'lik bir tork değeri sizi bekliyor. Amarok Canyon her ne kadar şehir içinde kullanılacak bir pick-up gibi gözükse de aslında arazide de başarılı bir pick-up. Amarok Canyon'un ramp açısına baktığımızda 23 derece olduğunu görüyoruz. Uzaklaşma ve yaklaşma açılarına baktığımızda ise önden yaklaşma açısı 28 derece, uzaklaşma açısı ise 17.6 derece. Yanal eğim açısına baktığımızda ise neredeyse 50 dereceye yakın bir değere sahip, 49.7 derecelik bir eğimde, yanal eğimde gitme başarısını gösterebiliyor. Azami ağırlığına bakacak olursak 2820 kilogram olduğunu görüyoruz. 80 litrelik yakıt tankına sahip. Bütün bu verilere rağmen yakıt tüketim değerlerine bakacak olursak bunların da gerçekten ekonomik olarak tasarlandığını ve kullanımına sunulduğunu görüyoruz sürücülerin. Test aracımızın şehir içi tüketim değeri 10 litre, uzun yolda ise 7.2 litrelik bir tüketim değerine sahip. Karma kullanımda fabrika verilerine göre tabii ki 8.2 litrelik bir veriye ulaşıyorsunuz. Ancak unutmamak lazım ki bu tarz araçları eğer gerçekten arazide kullanıyorsanız o zaman tüketim değeri sizin arkaya koymuş olduğunuz yüke bağlı olarak ve arazide ne kadar zorladığınıza bağlı olarak artacaktır. Ancak şehir içinde sakin kullanımlarda ve aracı yüklü kullanmıyorsanız o zaman fabrika değerlerine yakın veriler elde etmeniz gerçekten mümkün. Bunun dışında dediğim gibi şehir içinde bu aracı aslında tercih edip alıyor gözükseniz de arazide de başarılı bir yapısı var. Ve size sunduğu hem tork değeri hem gücüyle hem de konforuyla arazide de inanılmaz bir performans sergiliyor. Bu tarz araçlarda biliyorsunuz 0-100 hızlanma ya da maksimum sürat gibi verilere pek bakılmıyor. Ancak bu aracın maksimum sürati saatte 179 km. Yükleme alanına bakacak olursak 2.52 metrekarelik bir alan sizlere sunulmuş. Buraya rahatlıkla yükleme yapabiliyorsunuz. Ayrıca biliyorsunuz pick-up'larda birçok arka taraf için değişik versiyonlar sunuluyor. İsterseniz oraya perde, isterseniz üzerine bir kabin yapma şansına da sahipsiniz. Değişik kombinasyonlarla aracınızı kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz ve kullanım ihtiyacınıza göre de ayarlama yapabilirsiniz.